Çarşamba saat 15.30'da olduğu gibi bugün de konuğum Ekin Hanım. Hoş geldiniz tekrar. Suriye meselesi var, önemli. Uluslararası koalisyona Türkiye'nin katkısı ve bunun piyasalarda yarattığı fırtına önemli. Dolarda da Şubat ayında ilk kez bu kadar büyük bir çıkış gördük. Nasıl değerlendiriyorsunuz son gelişmeleri? Öncelikle merhabalar, iyi evet. Yayınlar diliyorum tekrardan. Dediğiniz gibi gündem Orta Doğu ve piyasalar toz duman. Geçtiğimiz hafta bugün sizinle şunu konuşmuştuk. Demiştik ki dolar çok güzel düşüyor. Yurt içi piyasalar bir miktar sakin. Acaba bu kalıcı olur mu diye tartışmıştık. Ancak öngördüğümüz üzere bu sakinlik kalıcı olamıyor. Çünkü biz bir yerden toparlandığımızda diğer taraftan kan kaybetmeye başlıyoruz. Biz aslında bu haftaya piyasalar açısından biraz iyi başlamıştık. Asya biraz bizi çok da fazla kanatmadı. İşte gelen Çin'le kötü Japonya verilerine rağmen yine de biz bir miktar sakin kalmaya başarmıştık. Fakat bugün itibariyle hem yurt içi piyasalardaki siyasi gerginlikler hem de küresel anlamdaki jeopolitik riskler bizi yeniden 2.98'in üzerine attı dolar kanadında. Borsa İstanbul tarafında bir miktar olumlu seyir devam ediyor. Ancak geçen hafta da konuştuk sizinle. Biz artık yurt içi piyasalarda iyimser bir görünüm gördüğümüz zaman bunun bir düzeltme hareketi olduğunu anlıyoruz ve kur için özellikle dolar Türk lirası için yaşanan yükselişler sonrası bir miktar dinlenme olarak addediyoruz. Şimdi baktığımızda dün petrolle ilgili görüşmeler vardı. Bu devam ediyor. Küresel piyasaların gündem noktalarından bir tanesi de bu. İşte Rusya ve Suudi Arabistan görüşüyor. Dediler ki biz 11 Ocak'taki seviyede sabit tutacağız arzı. Ancak piyasalar bundan çok fazla tatmin olmadı ve petrol fiyatlarındaki çalkantı devam ediyor. Neden tatmin olmadı? Baktığımızda 11 Ocak'taki seviye zaten bu yılın en yüksek arz seviyelerinden bir tanesi. O yüzden çok fazla piyasa için yeterli değil. Diğer taraftan İran yaptırımlarından henüz yeni kurtulmuş bir ülke olduğu için kısıncaya gitmeye hiç yanaşmıyor. Diğer taraftan Irak ve Libya'dan da arza yönelik birazcık baskılar görüyor. O yüzden petrol tarafında çalkalanmaya devam edeceğiz gibi. Diğer taraftan yurt içi piyasalarda siyasi gündemimiz de çok yoğun. Anayasa komisyonu dağıldı. Orada bir miktar hareketlilik var. Güneydoğu bizim zaten yurt içi piyasalar jeopolitik riskleri zaten biz bizzat içimizde de yaşıyoruz. Bunun yanı sıra Rusya ve Suriye cephesindeki hareketlilik de bizi olumsuz etkiliyor. Dolayısıyla şu anda küresel anlamda yatırımcının korktuğu bir tablo çiziyoruz. Bu da mevcut bugünkü çıkışların, bugün yurt içi piyasalarda gözlenen hareketliliğin devam edebileceğini bize gösteriyor. Dolardaki yükseliş eğiliminin geçen hafta da söylemiştim. Genel evet. olarak korunacağını düşünüyorum. Bu akşam FOMC tutanaklarımız var. Yayını açarken söylediğiniz en kısa sürede yani bugün içerisinde onu takip ediyor olacağız. Ekin Hanım çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Genel olarak bir piyasalara bir bakalım.